izleyenlerim merhabalar. Şimdi sizlerle bu videomuzda 3 tane Kur'an modelimizi göreceğiz. Tematik öğrenme, beyin temelli öğrenme ve kuantum öğrenme. Peki önce tematik öğrenme ile başlayalım. Tematik öğrenme ne demektir? Bir konuyu farklı derslerce ele almadır. Öğretmenlerim. O zaman ne mi demek istiyoruz? Gelin bunu daha açık bir hale getirelim. Konumuzun adı ne olsun? Örneğin sağlık konusu olsun. Sağlık konumuzu alalım. Peki sağlık konusunda diyelim ki bir Türkçe öğretmenimiz öğrencilere bu konuyla ilgili bir şiir yazmalarını istesin. Resim dersi öğretmenimiz, görsel sanatlar öğretmenimiz ise öğrencilerinden bu konuyla ilgili bir çizim yapmasını istesin. Peki müzik dersi öğretmenimiz ise bu konuyla ilgili öğrencilerinden bir şarkı çalışmasını yapmasını isterse öğretmenlerim biz buna tematik öğrenme deriz. Peki ne yaptık? Bir tane konumuz var. Konumuz ne? Sağlık. Farklı derslerce yani Türkçe, müzik, resim. Ha ele aldığımız için biz buna tematik öğrenme diyoruz. Tematik öğrenme bizde bu şekilde karşımıza geliyor ama ÖSYM tematik öğrenme ismiyle değil de böyle bir soruyu sorduğunda program geliştirmedeki karşılığıyla sormayı seviyor. Tematik öğrenmenin program geliştirmedeki karşılığı öğretmenlerin disiplinler arası tasarımdır. Ha, tasarım yaklaşımlarındaki disiplinler arası tasarım. Peki disiplin neydi öğretmenlerim? Önceki videolarımızda söylemiştik. Çok güzel ders demekti. O zaman dersler arası ne yapıyormuş? Bir tasarım yapıyor imiş. Ha sağlık konusu dersler arasında işlemiş. Peki tematik öğrenmenin olduğu bir yerde öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar diyebiliriz. Öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar. Peki hocam öğrencinin çok yönlü gelişimini nasıl sağlıyor diyorsan şöyle düşün. Resim yapan bir çocuğun çizim yönü gelişir. Şarkı söyleyen bir çocuğun duyguları, şiir yazan bir çocuğu duyusal artı bilişseli gelişir. O zaman bir konunun sayesinde öğrencinin çok yönlü gelişimi bakın bu sayede sağlar. O yüzden hatırlarsanız ben buna benzer bir örneği nerede de söylemiştim? Öğretim ilkelerinde söylemiştim. Peki öğretim ilkelerindeki hangi öğretim ilkesine denk geliyor idi? Bütünlük öğretim ilkesine denk gelir arkadaşlar. O zaman bir konuyu farklı derslerce ele alıyorsanız bu bizim için ÖYT karşılığı tematik öğrenme, program geliştirme karşılığı ise disiplinler arası tasarım oluyormuş öğretmenler. Tematik öğrenme budur. ÖYT ismiyle değildi daha çok tekrar söylüyorum program geliştirme ismiyle karşınıza çıkacaklar. Aman ha aman canım öğretmenlerim şaşırmayın. Peki ÖSYM'nin son yıllarda es geçmediği bir Kur'an modelimiz beyin temelli öğrenme. Bunun öğrenmedeki temsilcisi HEP, ÖYT'deki temsilcisi ise Chain'dir öğretmenlerim. Peki beyin temelli öğrenmenin sahibi ne diyor? Diyor ki öğrenme fizyolojiktir. Öğrenme fizyolojiktir. Yani öğretmenlerim beyin öğrenir diyor. O zaman dikkat ederseniz öğrenmeyi nasıl görmüş? Öğrenmeyi tabiri caizse organlaştırmıştır. Peki o zaman öğretmenlerin beyinde ne var ki bunları öğreniyor diyorsanız beyinde biliyorsunuz ki nöron ve sinapslar var. Nöron ve sinapslarla gerçekleşir. Öğrenme nöron ve sinapslarla gerçekleşiyormuş. İşte bu yüzden de fizyolojik demesinin sebebi budur. Peki nöron nedir? Beyindeki hücrelerdir. Bu hücrelerin ucundaki sinir uçlarına da öğretmenlerim sinaps diyoruz. Bir insanın beyninde 1 trilyona yakın nöronun 10 trilyona yakın da sinapsın olduğu varsayılıyor. Tabii ki de oturup saymadılar yani tahmin yürütülüyor öğretmenlerim. Demek ki beyin temelli öğrenmenin biyolojik boyutuyla ilgilenir. Bakın ne diyoruz? Öğrenmenin biyolojik ve fizyolojik olduğunu ne yapacaklarmış öğretmenlerim?
söyleyeceklermiş. Peki beyin temelli öğrenme beyni iki loba ayırır, inceler. Beyni iki loba ayırır. Peki öğretmenlerim, sol lob ve sağ lob. Sol lob ve sağ lob. Şimdi beyin temelli öğrenmede aslında bunu biraz da neye göre yapıyor? Biliyorsunuz ki beynin yapısına göre sağ lob vücudun sol tarafını kontrol ediyor. Sol lob ise vücudun sağ tarafını kontrol ediyor. Yani çapraz bir yönetim var. Peki HEB'e göre beynin sol lobunun yaptığı şeyler ile sağ lobunun yaptığı şeyler aynı şeyler değildir öğretmenlerim. O zaman sol lob daha çok soyut ve düşünme gerektiren işlerde çalışan lob iken sağ lob ise öğretmenlerim sözel, dilsel ifadelerde çalışan lobdur. Peki HEB'e göre sizce biz öğrencilerimizin sol lobunu mu geliştirmeliyiz, sağ lobunu mu? Hayır tabii ki de. Ne yapmalıyız öğretmenlerim? Her iki lobu da geliştirmeliyiz. O zaman öğretmen her iki lobu da geliştirmeli. Çünkü öğretmenlerim bunu geliştirirken diğerini eksik bırakamaz. O zaman biz burada istersek hem sağ lobu hem de sol lobu geliştirirsek, o zaman öğretmenlerim bir şey öğretirken öğrenme birey için daha kolaylı, daha anlamlı hale mi gelir? Evet. İşte bu yüzden arkadaşlar beyin temelli öğrenmede buna çok dikkat etmek gerekir diyoruz. Peki HEB'in mantığına göre birey hem sol lobunu hem de sağ lobunu aynı anda kullanabilir. Ha, o zaman işte bunu da şöyle bir sözle açıklar. Beyin paralel bir işlemcidir. Beyin paralel bir işlemcidir. Ne demektir öğretmenlerim? Aynı anda çok işi yapabilir diyoruz. Hatta buna öğrenme psikolojisinde biz bölünmüş dikkat ederiz biliyorsunuz ki. Demek ki biz ne yapalım? Sağ lobla sol lobu aynı anda çalıştıralım ki öğrenme hızlı olsun, birey daha çabuk öğrensin diyoruz öğretmenlerim. Bunun dışında öğretmenlerim öğrenmede duygular önemlidir der. Öğrenmede duygular önemlidir. Yani bir öğrenci eğer bir şeyi severek yapıyorsa, isteyerek yapıyorsa, ilgili yapıyorsa o şeyi çok çabuk öğreneceğini ama korkarak yapıyorsa öğrenemeyeceğini söyler. Hatta öğrenme ortamlarında da bu noktada öğretmene çok iş düştüğünü söyler. Örneğin meşhur bir sözü vardır. Öğrenme teşvikle artar, tehditle azalır diyor. Yani burada aslında duyguların önemine dikkat çekiyor. Burada duygunun sadece dıştan gelmesi olarak düşünmeyin öğretmenlerim. İçten gelen duygu da önemlidir. Örneğin bir insanın kendine olan inancı zayıfsa o zaman o bireyin bir şeyler yapabilmesi çok zordur. O zaman birey ne yapması lazım? Kendine olan inancını yüksek tutacak. Ben bu işi başarabilirim diyecek. O zaman öğrenilmiş çaresizlik yaşayan bir bireyin, yani ben bu işi yapamam diyen bir bireyin bir şeyde başarılı olmasını bekleyemezsin. Yani canım öğretmenim, sen KPSS'de başarılı olmak istiyorsan biraz HEB'e kulak ver. HEB ne diyor? Öğrenmede duygular çok önemli. İstemeden bu iş olmaz. Seveceksin öğretmenim. İstekli olacaksın, uğraşacaksın, didineceksin ve sonunda başarılı olacaksın diyor. Evet, çünkü biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki mutlu olduğumuz ortamlarda zamanın nasıl geçtiğini bilmeyiz. Ama mutsuz olduğumuz ortamlarda değil mi öğretmenim? İşte bu yüzden öğrenmede duygular önemlidir. İnsan kendini rahat hissettiği ortamlarda hızlı öğrenir, mutlu olduğu ortamlarda daha iyi öğrenir diyor. Peki bunun dışında öğretmenlerim hep birey hem odaklandığını hem de odaklanmadığını öğrenir. Yani o zaman öğretmenlerim şunu diyebilir miyiz? Bilinçli öğrenme ile gizli öğrenmenin bir arada olduğunu söylüyor. Yani senin şu anki yaptığın gibi düşün öğretmenim. Şu an ne yaptın? Videoya odaklandın, böyle notların alarak dinliyorsun. Yani bunu öğrenirken bir yandan
dışarıdan gelen bazı sesler ya da içeriden gelen bazı seslerden onları da duyup öğrenebilirsin. Yani çünkü beyin ne demişti? Paralel bir işlemci. Sağ ve sol lobu aynı anda kullanmakla biraz daha ilgilidir diyor. Yani illa bir şey öğrenmek odaklanarak olacağı anlamına gelmez diyecek bir öğretmenlerim. Peki bunun dışında öğrenmede uzamsal bellek etkilidir. Çünkü öğretmenlerim uzamsal bellek beynin özellikle görsel belleğin sol lobunun çalışmasını sağlıyor. Peki insanlar sol lobu çalıştırırken bir de konuşurken bunu sağ lobla mı besleniyor? Ha o zaman öğrenme daha kalıcı hale geliyor. Özellikle yeni dünya düzenine baktığımızda öğretmenlerim yapılan birçok çalışmanın dikkat ederseniz görsellik üzerinde kurulu olduğunu görebilirsiniz. İşte bu yüzden HEB'e göre yeni nesil insanların görsel zekalarının daha baskın olduğunu söylüyor. O yüzden bir öğretmen ders anlatırken mutlaka uzamsal belleğe yönelik bir şeyler de versin ki çocuk bunu daha rahat öğrensin diyor. Yani sadece konuşma, konuşurken gerekiyorsa yaz, gerekiyorsa görsel çiz ki ne yapsın birey uzamsal belleğini etkili kullansın diyecek bir öğretmenlerim. Bunun dışında her beyin benzersizdir der. Her beyin benzersizdirden kastettiği ne öğretmenlerim? Bireysel farklılıklardır. Ha nasıl ki her insan birbirinden farklıysa beyinlerin de birbirinden farklı olduğunu söyleyecektir. Bunun dışında öğrenmede örüntü önemlidir. Yani öğrenme örüntülerle gerçekleşir. Örüntüyü kısaca söylemek gerekirse ne diyebiliriz? İlişkilendirme. O zaman öğretmenlerim biz bir konuyu çalışırken, bir şey öğrenirken aralarında bir ilişki kurabiliyorsak ha o zaman bizim için öğrenme daha kolay, daha anlamlı olacaktır öğretmenlerim. Demek ki beyin temelli öğrenmenin mantığında şu var. Çağdaş bir model olduğu için öğrenciyi aktif kılmaya yönelik söylüyor. Beyni öğretmenlerim etkili kullanmayı söylüyor. Ve bir bilginin beyni nasıl alınacağıyla ilgilenen modeldir öğretmenlerim. Yalnız bu bilgileri alırken de unutmayın. Öğrenmenin biyolojik kısmıyla fizyolojik kısmıyla ilgilenir. Ve birey aynı anda birçok işi yapabileceğini söyler. Yani öğretmenlerim sağ lobla sol lobu bir arada kullanırsa bilinçli öğrenmeleriyle bilinçsiz öğrenmelerin bir arada olduğunu ve öğrenmede duyguların çok ama çok önemli olduğunu söyleyecektir öğretmenlerim. Beyin temelli, temeli beyni yani işin fizyolojik, biyolojik kısmını almıştır arkadaşlar. Peki kuantum öğrenme sahibi kim? Port. Port öğretmenlerim en son ortaya çıkan kuramdır. En son ortaya çıkan kuramdır. Öğretmenlerim ismini kuantum fiziğinden alır. İsmini kuantum fiziğinden alır. Yani kuantum öğrenme ismi buradan gelir. Peki birden fazla modelin bir araya gelmesiyle oluşur. Birden fazla modelin bir araya gelmesiyle oluşur. O yüzden kuantum öğrenmenin diğer model kuramlarla karıştırılmasında temel sebebi birazcık da bu. Öğretmenlerim bunların içerisinde mesela kuantumun içerisinde beyin temelli öğrenme vardır. Aktif öğrenme vardır, çoklu zeka vardır, hümanizm vardır. Yani neredeyse olmayan kuram model yok. Kuantum öğrenmenin sayıltısı şudur. Kuramların kendine göre doğru noktaları vardır. O zaman bir insanın yönelik kuram yazılıyorsa bunları ayrı ayrı vermek doğru değildir. Bunları ne yapmak lazım? Bunları bir araya getirmek lazım. İşte kuantum öğrenmede bunu yapmış öğretmenlerim. Her kuramın güzel yönlerini, iyi yönlerini bir araya getirmiştir. O yüzden bazen şu şekilde de karşınıza çıkabilir. Ha, en son ortaya çıkan birden fazla modeli bir araya gelmeyle oluşmuş. Öğretmenlerim sentez
bir modeldir. Yani öğretmenlerim sentez bir model, ekleklik bir model ya da ekleklik bir model şekliyle de karşımıza gelebilir. Kimilerine göre yeni bir şey, kimilerine göre öğretmenlerin var olan modellerin bir araya getirilmiş hali de denilebilir arkadaşlar. Peki kuantum öğrenmenin o zaman amacı şudur. İnsanları ayrı ayrı parça parça görmek yerine öğretmenlerim zihnin ya da bireyin bütünsel şekilde kendini gerçekleştirmesidir. Demek ki öğretmenlerim aslında kendisi de kuramı yazarken bunu yapmaya çalışmış. Demiş ki öyle yok. Her kuramı ayrı ayrı, insanı ayrı ayrı incelemeyeceğiz. Hepsinin güzel yönlerini bir araya getirmiş ve bütünsel bir şekilde kendini gerçekleştirmeye ne yapmış öğretmenlerim? Vurgu yapmış diyoruz. Peki arkadaşlar, kuantum öğrenmeye göre bilgi sizce kesin midir, olasılıklı mıdır? Çok güzel. Bilgi kesin değildir. Bir kere çağdaş eğitim. Peki öğretmenlerim, o zaman bilgi nesnel midir, öznel midir? Bravo, özneldir. O zaman bilgide kesinlik yoktur. Bilgiler olasılıklı ve öğretmenlerim değişkendir. Yani bir bilgi bugün budur, yüzyıllar boyunca aynı olacak diye bir şey yok diyor Port. Ha öğretmenlerim ne yapıyor? Ya bugün doğru olan kardeşim ileride de doğru olmaz ki. Bu değişebilir, gelişebilir diyecektir öğretmenlerim. Peki o zaman kuantum öğrenmenin temel sayıltısı nedir? Öğretmenlerim, kuantum öğrenmenin temel sayıltısı zihnin aktif kullanımını önemser. Zihnin aktif kullanımını önemser. İşte bu yüzden zihnin aktif kullanımını geliştirmeye yönelik gerek bizim ülkemizde gerek dünya ülkelerinde ne olmuştur? Kurslar ortaya çıkmıştır. Demek ki şu an günümüzde ortaya çıkan birçok kurs aslında kimin ürünüdür? Kuantum öğrenme. Bunlar hangileri mi? Mesela hafıza teknikleri. Hafıza teknikleri. Hızlı okuma. Hafıza teknikleri, hızlı okuma. Ya da NLP. NLP dediğimiz nedir öğretmenlerim? Kişisel gelişim. Ya da duygusal zeka. Duygusal zeka. Duygusal zekaya öğretmenlerim biz EQ diyoruz, biliyorsunuz. EQ. Bunun dışında öğretmenlerim etkili not alma. Etkili not alma. Ya da öğretmenlerim beden dili. Ha ya da etkili konuşma, dinleme. Dikkat ederseniz öğretmenlerim, son dönemde ortaya çıkan tüm popüler kişisel gelişim kursları kuantum öğrenmenin sonucudur. Benim bazı öğretmenlerim sorularda beyin temelli öğrenme ile kuantum öğrenmeyi karıştırıyor. Arkadaşlar, beyin temelli öğrenme bir bilginin beyine nasıl alındığını, beyin tarafından nasıl öğrenildiği üzerine kurgulanır iken, kuantum öğrenme ise beyindeki bilgiyi daha nasıl aktif hale getireceğiz, bununla ilgilenir. O zaman hadi bir karşılaştırma yapalım. Bir soruya baktığınızda öğrenmenin fizyolojik, biyolojik boyutuna vurgu yapıyorsa beyin temellidir. Peki zihindeki bilgiyi daha etkili nasıl öğrenirse vurgu yapıyorsa kuantum öğrenmedir. Bir soruya baktığımızda kurslara vurgu yapıyorsa kuantum öğrenmedir. Peki hem odaklanıp hem odaklanmadığını öğrenir, aynı anda birçok işi yapılır, duygulara önem veriyor ise o zaman beyin temelli öğrenmedir diyoruz arkadaşlar. Kuantum öğrenme ÖSYM tarafından uzunca yıllardır sorulmuyor. Dikkat etmek gerekir öğretmenlerim. Aman özellikle kuantum öğrenme soru sorulacaksa yayınlarda da göreceksin. Hep sorularda hafıza teknikleri, hızlı okuma, NLP gibi böyle kurs isimleriyle karşımıza daha çok gelecektir. Beyin temelli öğrenmenin cevap olabilmesi için de tekrar söylüyorum, nöron sinaps biyolojik kısma vurgu yapacak kanka. Duygulara vurgu yapacak, uzamsal belleğe, örüntüye
bu yazdığımız ifadelerden birine mutlaka vurgu yapar. Bazen de şöyle sorular gelir, bir örnek verir. Burada beyin temellenmenin hangi öğesiyle açıklanabilir şeklinde de soru gelebilir kankalarım. Ne yaptık? Şimdi sizlerle tematik, disiplinler arası tasarruf dedik. Beyin temelli öğrenme ve kuantum öğrenmeyi bu videomuzda bitirdik. Hadi bakalım, kuramlarla ilgili son videomuz geliyor.